Civan verdim. Ziyafet nasıl geçti? Pek keyifsizdi validem. Kasım her şeyi öğrenmiş. Kardeşlerim yüzüme bile bakmıyor. Beni suçluyorlar. Aramız nasıl düzelecek hiç bilmiyorum. Onlara bahane lazımdı. Onu da buldular. Bugün değilse yarın aranız bozulacaktı zaten. Nihayetinde kardeşlerin aynı zamanda rakiplerin. Başlamayın yine validem. Ben ne Hünkar abimi ne de kardeşlerimi düşmanım olarak görmedim, görmem. Nizam böyle aslanım. Abini gördün. Gözünü kırpmadan yüzlerce insanın idam fermanını verdi. Validesine rağmen nikah kıydı. Niye biliyor musun? İktidarına ortak istemediğini cümle aleme göstermek için. Beni de mi öldürecek? Bunu mu diyorsunuz? Allah'ım esirgesin. Yanlış anlama. Ben abinle savaşa tutuş demiyorum sana. Temkinli ol. Tedbirini al diyorum sadece. Yarın bir gün onlar kılıç çekerse, senin de kılıcın hazır olsun. Bu sefer yukarıya katlı yapacağım ki daha iyi süzülebileyim. Tabii süzül. Kanatsız. Heh. Ben sana uçmak isteyen bir Adem var. Onun hikayesini anlattın mı? Kimmiş? İsmail bin Hammad el-Cevheri. Anladım ben seni. Anladım. Kerem bir de benden dinle Allah aşkına ya. Bak şimdi dinle. Böyle senin gibi uçma sevdalısı bir kaçık bu. Tamam mı? Kendisine tahtadan kanatlar yapıyor. Sonra da çıkıyor minarenin tepesine, aşağı bırakacak kendini. Ahaliyi toplamış öncesinden. Sonra sesleniyor ahaliye. Aman toplamayın, gelin şöyle sıkışın. Böyle mi konuşuyor? Kesme. Pardon. Ey ahali, ben ki insanoğlunun bu dünyada yaptığı en büyük icadı yaptım. Birazdan hepinizin gözünün önünde semaya yükseleyeceğim. Ve dahi bu cihanda en önemli şey uçmaktır. Diyerek kendini bırakmış minareden aşağı. Sonra da kafaüstü çakılıyor. Aynen öyle. Tahtadan kanat mı olur? Ya işte Cenab-ı Hak kan etmek istediği karınca... Adam gibi konuş, ne olur. Cenab-ı Hak yok etmek istediği karıncaya kanat takarmış, kanat. Daha sonra istişare ederiz. Şehzade Hazretleri, afiyettesiniz inşallah. Afiyetliyim Müftü Efendi, çok şükür. Siz nasılsınız? Sıhhatinize duacıyım. Hoş bir tesadüf oldu. Valideniz Gülbahar Sultanımız malum mevzudan bana bahsetti. Fakat ben müsait bir zamanda daha etraflıca konuşmak isterim sizinle. Malum mevzu benim... Şehzadem. Müftü Efendi. Hayrolsun. Bir mesele yoktur inşallah. Şehzadem, ne mesele olacak ki? Tesadüf ettik, hal hatır sorduk. Müsaadenizle. Seni gördüğüm iyi oldu Kasım. Ben de seninle konuşmak istiyordum. Dün geceden beri gözüme uyku girmedi kardeşim.
gel şu aramızdaki meseleyi etraflıca konuşalım. Ben olan biteni unutmak istiyorum Bayezid. Sen de öyle yap. Öylesi daha iyi. Konuşmak sadece yaraları deşer. Hünkârım. Nasılsın Kasım? Saatinize duacıyım. Ben validemi görmeye, elini öpüp hayır duasını almaya gelmiştim. Ben de öyle. İbrahim nasıl? Epeydir görmüyorum. Vaziyeti iyi. Birazdan hasbahçeye çıkacağız kılıç talimi yapmaya. Hatta Bayezid abimi de çağırdım lakin Şeyhülislam Ahizade Efendi ile birlikteydi. Hı. Nerede gördün? Arzın orada. Halleri bir tuhaftı, sohbet ediyorlardı. Ben gelince sustular. Sual ettim. Tesadüf ettik, sohbet ediyoruz dediler. Öyle diyorlar, söyledir Kasım. Başka ne olabilir ki? Bilmediğim kötü bir vaziyet mi var diye merak ettim sadece. Malumunuz, bir süre uzak kaldım. Validem. Civan verdim. Nerelerdeydin? Sabahtan beri görmedim yüzünü. Ahizade Efendi ile karşılaştım. Bir şeyler söylemişsiniz ona. Benimle konuşmak istiyormuş. Ne oluyor validem? Hünkâr abime karşı bir hareket içinde misiniz yoksa yine? Ben size bu işlerden vazgeçin demedim mi? Şehzadem, bunda yanlış bir şey yok. Ben sadece zor günlerimizde bize destek olacak, itimat edebileceğimiz kudretli müttefikler arıyorum. Aramayın validem. Benim için en güvenli liman hünkâr abimin yanıdır. Hünkârına olan sadakatin beni memnun ediyor. Ancak bir yandan da korkuyorum. Ona olan zaafın hakikati görmene mani olacak diye korkuyorum. Korkacak bir şey yok. Bayezid. Seni fırtınalardan hünkâr abin değil. Ancak ben korurum. Zinhar benden başkasına güvenme oğlum.